Biz bu meseleleri konuşurken aslında isimlendirmeler herkesin, her düşüncenin kendine göre isimlendirmeleri var. Bazıları Kürt sorunu diyor, bazıları Kürt meselesi diyor, bazıları ekonomik sorun, Güneydoğu sorunu. Biz isimlendirmelere çok takılmıyoruz ama Türkiye'de şu anda canımızı acıtan bir husus var. Vatandaşların önemli bir kısmı kendi haklarını tam olarak tanımadığı, kültürel haklarının tanımadığı konusunda bir şikayetleri var ve 40 yıla yakın bir süredir de bu konuyu gündeme getirerek bu kılıf attığında ülke insanının enerjisini buraya harcayan hem insani anlamda 50 binden fazla insanın katledildiği ve ülke ekonomisinin önemli bir kısmının heba olmasına neden olan bir sorunla karşı karşıyayız. Biz bunu aslında temel insani haklar olarak görüyoruz. Yani bir hukuk çerçevesinde temel insani haklar olarak baktığımızda kimin ne isim verdiği çok önemli değil. Her vatandaşın eşit bir şekilde bu ülkede yaşama hakkı var. Birinci sınıf vatandaş olarak görülmesi, tanınması hakkı var. Bizim temel düşüncemiz bunun anayasada garanti altına alınmasıdır. Artık hükümetlerin, devirlerin değişmesiyle, darbelerin olmasıyla, müdahalelerle bozulmayacak bir hale gelmesidir. Bu ülkenin temelinde Kürtlerin ve Türklerin birlikte oluşturduğu bir devlet var. Bu ilk günden beri böyle ama bir süre sonra insanların önemli bir kısmının inkar edildiği, yok edilmeye çalışıldığı, katliamlara uğradığı bir dönemi yaşadık. Şu anda belki yaşayanların büyük bir kısmı bunu canlı olarak gören insan kalmadı ama zihinlerde nesilden nesile aktarılıyor. Ülke insanın önemli bir kısmı maalesef bu geçmişte uğradığı hukuksuzluklara ve zulümlere karşı bir çekincesi var. Kendini görmek istiyor anayasada. Tanınmak istiyor. Anayasaca tanınmak istiyor. Biz özellikle bunu her platforma dile getirmeye çalışıyoruz. Az önce Sayın Başbakan'la da biz içeride belki önemli zaman dilimini bu konuları konuşmaya geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanı'na da bunu izah etmeye çalıştık. Tabii herkesin bu konuyu isimlendirmesi farklı olabilir. Ama bir sorun var ve bunun çözülmesi gerektiği konusunda herhalde ülke insanları, kimsenin bu konuda bir şüphesi yok. Çözüm süreciyle ilgili olarak yine aynı şekilde biz bunu temel insan hakları olarak gördüğümüzden dolayı daha önce yaşadığımız gibi birileriyle masa etrafına oturup konuşmanın da aslında gerekli olmadı. Temel insan haklarının pazarlık konusu yapılamayacağı, isteğe bağlı da olmayacağını düşünüyoruz. Kürt meselesi, temel insan hakları meselesi bazında baktığımızda yeni bir sürece, yeni bir oluşuma gerek yok. Yeni bir zihniyete ihtiyaç var. Ve bunu hiç kimseye muhatap olmadan anayasa önüne koyarak bu konuda yapılanması gereken ihtiyaçları karşılayacak ne gerekiyorsa bunu anayasaya yerleştirelim. Hiç kimseyi de muhatap almayın ve bunu anayasamıza koyalım. Bundan sonra insanlar huzurlu bir şekilde, güven içerisinde bu ülkede herkes yaşasın. Ama bir kısım insan elinde silahla ortalıkta dolaşıyorsa, bu silahları bıraktırmak için güvenlik güçleri mi artık veya istihbarat örgütleri mi bir şekilde yani kim yapıyorsa bununla konuşsun, silahlarını bıraktırsın ama bunu bir pazarlık konusu, insan haklarını veya Kürtlerin istediği temel hakları bir pazarlık konusu olarak yapılmasına biz ilk günden karşı çıktık. Yeni bir sürecin de bu temeller üzerinde eğer yapılacaksa bunun doğru olmadığını düşünürüz.